Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü gündemimizin konusu Baylok mesajlaşma programı. Neden Baylok? Çünkü Baylok'un kurucusu ve sahibi olan David Keynes'in yargılandığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Şaşırdık mı? Hayır. Bir mesajlaşma programı üzerinden terör örgütü üyeliği zaten çıkartılamazdı. Ancak ne yazık ki mahkemenin gerekçeli kararı bu değil. Mahkeme David Keynes'e etkin pişmanlıktan faydalanması ve terör örgütü sözde terör örgütünün dağılmasında yardımcı olması hasebiyle beraat kararı verdi. Biraz geriye gitmek istiyorum. Baylok ismini arkadaşlar ilk defa ikinci gözaltına alındığım emniyetin Tandoğan'daki yerleşkesinde kaldığımız halı sahada duydum. İlk tepkim şu olmuştu: yahu bir mesajlaşma programı üzerinden terör örgütü üyeliği çıkartılır mı? Çok cahilmişim. Olmaz dediğim her şey daha sonrasında oldu ne yazık ki. Sonra iddianamenin gelmesi ve yargılamalarımızın başlamasıyla birlikte dosyaya giren bir Excel tablosuyla Baylok'la daha da tanışıklığımız arttı. Orada imzasız bir şekilde Baylok kullananların listesi bir Excel tablosunda dosyaya girmişti. Galiba hazırlayan kişi korkusundan altına imza atmayı unutmuş diyelim tırnak içerisinde. Ne yazık ki birlikte yargılandığım arkadaşların birçoğu bu hukuki olarak ele geçirilmemiş delil üzerinden, delil niteliği olmayan evrak üzerinden saatlerce savunma yapmak zorunda kalmışlardı. Daha sonrasında yerel mahkemeden hiçbir araştırma yapmadan Baylok üzerinden insanlara 6 yıllardan başlamak üzere cezalar yağdırdılar. Dosyalar daha sonrasında karara çıkıp Yargıtay aşamasına geldiğinde Yargıtay alt derece mahkemeleri kadar sert uygulama yapmadı. Zaman içerisinde gitgide Baylok'un delil niteliğini, asli unsur olan delil niteliğini yumuşatarak, işte ilk önce tek başına delil olarak kullanamazsın dedi alt derece mahkemelerine. Sonra içeriye bak, içerikte suç unsuru var mı dedi. Zaman içerisinde Baylok'u yumuşatmaya çalıştı Yargıtay. Ama duyabildiğim ve bildiğim kadarıyla hala Baylok alt derece mahkemelerinin ceza vermesindeki bel kemiğini oluşturuyor. Gün gelecek arkadaşlar, kimse merak etmesin, tamamen delil olmaktan çıkacak Baylok. Gelin son olarak Baylok'la ilgili bazı soruları ortaya atalım. Bakalım cevap vermesi gerekenler ne cevap verecekler. Soru 1. Cemaat yargılamalarının bel kemiğini oluşturan Baylok uygulamasının kurucusu ve sahibi etkin pişmanlıktan yararlandı diye beraat etmesi sizce mantıklı mı? Soru 2. Tamamen hukuka aykırı yollarla ele geçirmiş bir şeye delil diyebilir miyiz? Yani bir hukuk devletinde zehirli ağacın meyvesi de zehirli olmaz mı? Soru 3. Apple Store ve Play Store'dan da yüklenebilen bir program münhasır olarak değerlendirilebilir mi? Soru 4. İçeriğinde suç teşkil etmeyen bir mesajlaşmadan ya da sırf indirdi diye bir kişiye terör üyeliğinden 6 yıllardan başlayan, altını çiziyorum arkadaşlar, 1 gün, 2 gün, 5 gün, 10 gün değil, orada 1 gün bile kalmak insana zuldür, zulümdür, 6 yıllardan başlayan ceza verilebilir mi? Ve son can alıcı soru: madem cemaat üyelerinin mesajlaşma programı olarak Baylok'u kabul ettik, darbeyi de cemaat yaptı diyoruz, peki bu adamlar neden darbe gecesi Baylok değil de WhatsApp'ı kullandılar diyelim ve selamlar.